Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun. Fatih Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Fatih Bey ile bugün leasing sektöründe dijitalleşmeyi konuşacağız. Dijital platformlar ve dijital kanallar iş yapış şekillerini sektörde nasıl etkiliyor soracağız kendisine. Leasing sektörünün 2021 beklentileri neler olacak? 2021'den sektörü neler bekliyor, bunu konuşacağız. Bir de tabii ki Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ'ler. KOBİ'ler için leasing sektörü neden önemli, yine Fatih Bey'e soracağız. Fatih Bey, öncelikle tüm dünyayı etkileyen bir pandemi sürecinden geçiyoruz son bir yıldır. Birçok sektörde değişim ve dönüşümü de beraberinde getirdi bu pandemi. Bu çerçeveden baktığınızda leasing sektöründe genel anlamda dijitalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörde yapılan dijitalleşme, bugüne kadar yapılan dijitalleşme pandeminin etkilerini minimize etmeye yetti diyebilir miyiz? Bence sadece leasing sektörü değil, tüm finansal kesimin bu pandemi sonrası döneme adaptasyon göstermesini, çok olumlu bir şekilde adaptasyon gösterdiğini düşünüyorum. Leasing sektörü üzerine gelince ben aynı zamanda Finansal Kuruluşlar Birliği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Bu vesileyle de sektörün diğer oyuncularıyla çok sık bir araya gelme, iletişim halinde olma fırsatı buluyorum. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de genel müdürlük birimlerinde neredeyse %100'lere yaklaşan esnek çalışma modellerini yerleştirdiklerini ifade ediyorlar. Genel olarak bu taraflarda önemli bir sorun gelmiyor. Tabii bunu rakamlar ne kadar teyit ediyor? Dediğiniz gibi pandeminin etkilerini yeni sisteme geçişte özellikle teknolojik dönüşüm ve yenileme bu yeni döneme uyum sağlama söylendiği gibi iyi mi, destekliyor mu rakamlar? Onlara baktığımızda leasing sektöründe imzalanan her sözleşme dijital ortamda Finansal Kuruluşlar Birliği'nde tescil olur. Dolayısıyla bu dijital ortamdan istatistikleri son derece sağlıklı bir şekilde edinme imkanınız vardır. Şimdi bu anlamda pandeminin yoğun yaşandığı 2020 yılı istatistiklerine baktığımızda 2020 yılında leasing sektörü 13.785 adet kontrat imzaladı. Yani bu bir önceki yıla göre %77'lik bir büyümeye tekabül ediyor. Hakeza tutar tarafında aktifleşme olarak baktığınızda 2019 yılında 2 milyar 550 milyon dolar sözleşme aktifleştiren sektör 2020 yılında 3.3 milyar dolar sözleşme aktifleştirdi. Bu da yaklaşık %29'luk bir büyümeye denk geliyor. Şimdi işin bu tarafından baktığınızda hakikaten sektör bu pandeminin zorlayıcı koşullarına rağmen bir şekilde özellikle dijital metotlardan da çok iyi istifade ederek iş yapmanın yollarını bulmuş görünüyor. Biz Yapı Kredi Leasing özeline baktığımızda da gene biz de özellikle küçük orta boyu işletmelerde büyüme hedefini, vizyonunu koymuş bir şirket olarak daha büyük bir zorlayıcı durum vardı. Çünkü daha fazla kontrat yapma arzusundaydınız. Biz de 2359 adet kontratla %100'ün üzerinde bir büyümeyle, kontrat büyümesiyle yılı kapattık. Dolayısıyla tüm bu şekliyle bakarsanız bir de bunun üzerine yaşadığımız dönemde şirketlerin nakit akışlarını yollarına koyabilmesi için 3'er aylık taksit ödemeleri, bunun haricinde başka şirketlerin yine nakit akışı planlaması anlamında yapılandırma talepleri oldu. Sadece biz o 3'er aylık taksit ödemeleriyle ilgili 296 müşteride yapılandırma yapmışız. Üzerine bu büyüme rakamlarının üzerine bu operasyon alanında gerçekleştirilen işlemlere baktığınızda da hakikaten leasing sektörü takdire değer bir şekilde performans göstermiş. Pandeminin zorlayıcı koşullarına rağmen teknolojiye çok hızlı adapte olmuş. Çünkü bu teknolojiye çok çok hızlı adapte olmakla da alakalı bir durum. O yüzden de genel olarak başarılı bir adaptasyon dönemi geçirdiğini sektörü söyleyebilirim. Şimdi Fatih Bey, verdiğiniz rakamlar gerçekten de 2020 gibi zor bir dönem için oldukça çarpıcı rakamlar. Şimdi değişen dünyada tabii birçok sektörde şirketlerin müşteri sayılarında ve paralelinde iş hacimlerindeki artışın anahtarı da tabii daha fazla teknoloji kullanımıyla mümkün ve sürdürülebilir olacağı benziyor. Bu çerçeveden baktığımızda siz Yapı Kredi Leasing olarak
Ne gibi dijitalleşme yatırımları yapıyorsunuz? Tabii ki dijital platformlar, dijital kanallar ve mobil uygulamaların iş yapış şekillerindeki ağırlığı önümüzdeki dönemde daha da artacak mı? Evet. Burada önemli olan birçok yenilik oluyor. Dijital anlamda birçok yenilik piyasaya çıkıyor, okuyoruz, görüyoruz. Burada önemli olan o dijital yeniliklerin sizin iş yapış biçiminize, daha doğrusu vizyonunuza, stratejinize ve varmak istediğiniz hedefe ne kadar uyumlu olduğu önemli. Aksi takdirde bu da bende olsun, güzel, burada da iyi durur diyeceğiniz yatırımlar normalde sizin gitmek istediğiniz vizyondan uzaklaştırdığı gibi kaynaklarınızı da yanlış yerlere yatırmanıza sebebiyet verir. Biz 2016 yılında vizyonumuz, stratejimiz ve varmak istediğimiz yer, özellikle biz küçük orta boyu işletmelerde çok daha fazla büyüyüp daha fazla müşteriye, özellikle Anadolu'nun her köşesine ulaşma vizyonuyla yola çıktık. Buradaki hedeflediğimiz yapı buydu. Buna dönük olarak da dönüp dijital altyapımızı yenileme kararı aldık. Bunu yenilerken de daha çok iş yapacağız dedik. Daha çok müşteriye ulaşacağız dedik. O zaman ne yapacaktık? Biz öyle bir platform yaratmalıydık ki kendi içinde tüm paydaşlarımızı, müşterilerimizi, satıcıları, tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı, hepsini birbiriyle etkileşir şekilde aynı platform içerisinde buluşturup sürekli de bağlantıda kalmalarını sağlayacağımız bir iş platformu yaratmalıyız. Dolayısıyla bu iş platformu yaratmaya karar verdikten sonra hangi dijital dönüşümü ne yönde yapacağımızı belirlemeye başladık. Bu anlamda daha çok müşteriye ulaşacağız dedik. O zaman daha çok müşteriye ulaşacaksak bazı müşteriler bir yerde yaptığı yatırımdan vazgeçebilir. Onlar, o makineler size geri dönebilir. O makineler geri döndüğünde o donuklaşma da sizin kurguladığınız, varmak istediğiniz yere giderken önünüzde ciddi engel yaratabilir. O yüzden de parçaları koyarken biz en başa ikinci el satış platformu kurduk. Yapı Kredi'nin ikinci el satış platformu sektörde bir ilktir ve canlı ihale yanıyla işte makinasının satışına yardımcı olur. Dönen makinaların satışına yardımcı olur. Ve şöyle örnek vereyim. Bizim burada bu platformu dönüştürdükten sonra ciddi anlamda performansını çok çok iyi gördük. Öyle ki 2016 yılı rakamlarına baktığımda 250'nin üzerinde makine vardı stoklarımızda, depolarımızda. Bugün ben şimdi girip biraz önce baktım, 25 tanenin altına düşmüş. Demek ki biz bu kadar makinayı tekrar bu platform sayesinde ekonomiye kazandırmışız. Bir kere de buradaki bu sıkıntıyı, olası donma noktasını çözeceğiniz alanı en başa koyduğunuzda siz iş artık yaptığınız işin sayısını daha da artırabilirsiniz. Bu aynı zamanda ne sağladı bize? Bu şeffaflık sağladı. Çok önemli. Eskiden kağıt ortamında alınırdı bu tür makinelerin satışı ve çok şikayetler olurdu. Şimdi öyle ki dijital ortamda olduğu için tüm dünyaya açık ve herkes girebilir. O yüzden de teklif vermeye açık, herkese açık olduk ve en iyi teklif veren de alır makineyi gider. Bu arada sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan, Asya'dan önemli ölçüde talep aldığımız ve makine sattığımız ülkelerde bulunmakta. İkincisi, siz buradaki açışı yaptıktan sonra dijital platformunuzun kanallarını açmamız gerekiyordu. Burada ne yaptık? O kanallardan en çok soru gelen, müşteriden soru gelen konuları, başlıkları tek tek iş yapış biçimimizi, süreçlerimizi daha açık hale getirecek şekilde ortadan kaldırdı. Mesela bize şöyle bir soru gelirdi. Aynı zamanda şirketin şeffaf olması perspektifine de hizmet eden bir konuydu. Ben sözleşmemi görmek istiyorum. Hangi faiz oranında imzaladım? Nasıl imzaladım? Efendim, ben işte geçen sene şu ayda ödediğim taksitimin faturasını istiyorum gibi bu tür soruları hepsini açtık. Girip kayıtlarımıza hepsine bakabilir. Bu bize aynı zamanda çok iş yapma hedefine giderken bizim zamanımızı alacak birçok şeyi ortadan kaldırır gibi bizi aynı zamanda denetlenebilir hale getirdi. Daha çok hesap verilebilir olmaya başladı. Çünkü müşterileriniz sizin kayıtlarınıza, kendileriyle ilgili kayıtlara rahatlıkla girdiğinde aynı zamanda bir denetim mekanizmasını da oluşturmuşsunuz demek.
Şimdi süreçlerde iyileştirme yaptıktan sonra o kademeleri azalttık. Daha çok iş gelişine ilişkin o kanallardan havuza akışı artırdıktan sonra kanal sayısını artırmak, dijital ortamda kanal sayısını artırmak, havuzu beslemek adına çok çok önemli bizim için. Biz uzun zamandır çalıştığımız üzerinde, ciddi ölçüde çalıştığımız bir yeniliğe imza attık. 15 Kasım'da da geçen sene uygulamaya geçirdik. Satıcı odaları. Bu bizim için yepyeni bir kanal. Yepyeni bir kanaldı. Kanal olarak da hayata girdi. Bu ne anlama ifade ediyor? Binlerce satıcı var. Biz bunu sadece bu kadrolarla ne kadar artırırsak artıralım, oyunun içine dahil etmemiz çok güç. O yüzden de öyle bir platform yarattık ki adına satıcı odaları dedik. İçerisinde bir leasing satış temsilcisi kendi müşterisine hangi teklifi, ne şartlarla, nasıl veriyorsa ve dönüp ondan sonra ne yaptığını, onun sonuçlarını nasıl takip ediyorsa bunların hepsini bulabildiği bir ortam yarattık. Şu anda bugün geldiğimiz nokta itibariyle 15 Kasım'dan beri 17 adet satıcıyı buraya dahil ettik şimdilik. Halen de platform geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Gene sektörde bir ilk olan mobil aplikasyonumuz kanalıyla bu 17 satıcının yaklaşık 150'ye yakın satış temsilcisi kendi ürünlerini, bunlar yatırım ürünleridir, satmak için müşterilerini ziyaret ettiklerinde o dijital mobil aplikasyon üzerinden finansal teklif verebilir konumda. Bugün bunlara baktığımızda istatistik olarak 15 Kasım'dan sonra bu uygulamayı soktuk. Bunun yanında geçtiğimiz yıl aslında bizim 2019 yılında pilot olarak başladığımız bir yeniliğimiz vardı. Gene yapı kredi leasing'in sektöre sunduğu yeniliktir. Bu bir paradigmanın dışıdır. Dolayısıyla kredi kartıyla leasing işlemi. 2020'de bunu daha da geliştirdik. Oradan da yeni müşteri ve iş akışları gelmeye başladı. Satıcı kanalımızla birlikte ikisini toplam aldığımızda geçtiğimiz yıl üretilen kontrat adedinin %1.63'ünü buradan yaptık. 2021 yılı Ocak ayı sonuçlarına baktığımızda bu oranın 1.98'lere kadar çıktığını görüyoruz. Sonuçta toparlayacak olursak önce biz parçaları yerleştirdik süreçler olarak. Gitmek istediğimiz vizyona, stratejiye, hedefe doğru o parçaların konumlarını koyarak daha çok nasıl müşteriye ulaşırız? Daha çok Anadolu'nun her yerine nasıl nüfuz ederiz? Herkese bu ürünü nasıl sunarız? Bu anlamda, bu finansal ürün anlamda nasıl veririz? Evet. Çünkü şöyle şu tarafı da var. Aynı zamanda leasing bir danışmanlık hizmeti verir. Ne kadar çok KOBİ'ye ulaşırsanız, küçük işletmeye ulaşırsanız o kadar çok danışmanlık hizmeti vererek işlerini daha iyi yerine getirmelerini sağlarsınız. Evet. Şimdi Fatih Bey, bahsettiğiniz tabii ki dijitalleşme çalışmaları kuşkusuz biraz da otoriteyle de alakalı. Bu dönemde gördük ki tüm dünyada düzenleyici otoriteler bu yönde proaktif kararlar alması sektörlerin de önünü açıyor. Türkiye'de de BDDK ve Merkez Bankası'nın da bu anlamda sektör temsilcileri hakkını da teslim ediyor. Çok proaktif davrandılar sektörlerin dijitalleşme anlamında önü açılmasında. Sizin sektöre geldiğimizde, leasing sektöründe tabii ki önümüzdeki günlerde mevzuat altyapısının dijitalleşmeye sağlayacağı kolaylıkları açısından ne gibi adımlar atılmasını bekliyorsunuz? Tabii bir de online başvuru sürecinden sözleşme aşamasına kadar tüm leasing evrelerinin dijital ortamda gerçekleşmesi ne zaman mümkün olur, yakında mümkün olur mu? Şimdi biz yine Finansal Kuruluşlar Birliği kanalıyla, kamu otoritesiyle çok yakınız. İyi iletişim halinde taleplerimizi dile getiriyoruz ve buna dönük olarak da adımların atılmasını çok yakın birlikte takip ediyoruz. Şimdi şöyle düşünün, biraz önce anlattığım gibi parçaları yerleştirdiniz. Bu parçaların her birinin birbiriyle konuşması gerekiyor. Konuşması, etkileşim halinde olması ve bağlantıda kalması gerekiyor. Şimdi hakikaten önemli bir değişim dönemi geçirdi. Bu pandeminin artı pozitif taraflarından bir tanesi bu dijital dönüşümü hepimize hızlı bir şekilde adapte olmamızı sağlaması oldu. Şimdi şöyle düşünün, makinanın dişlileri gibi siz müşteriden online ortamda veya dijital platformlarınız kanalıyla talebi aldınız. Her şey gelişiyor. İşte her türlü evrak işi halloldu, bitti. Çünkü
O da gitti. Kredilere geldi. Kredilendirme süreci değişti, bitti. İşte satın alma sürecine geçeceksiniz ve kiralama yapacaksınız. Orada birinin, işinin orada birisinin evinden veya ofisinden kim olursa, bu müşteri olur, satış temsilcisi olur, sokağa çık veya birinin ofisinde buluşup kağıt ortamında bu sözleşmeleri imzalaması gerekiyor. Dişli orada kopuyor. Dolayısıyla oraya da yeni bir çark koyup bu dişlinin dönebilir hale gelmesini sağlamak gerekir. Bu anlamda geçtiğimiz yılın sonunda meclise de kabul edilen yasayla uzaktan sözleşme imzalamanın leasing şirketleri de dahil olmak üzere öne açıldı. Bundan sonrası gelen kısım tebliğin şekillenmesi, yayınlanması. Bizim beklentimiz önümüzdeki Mayıs ayında bankalar için bu tebliğin yayınlanacağı yönünde. Ondan sonrasında hemen akabinde leasing şirketleri için de bu tebliğ çıkacaktır. Biz de uzaktan sözleşme imkanı, imzalama imkanına kavuşacağız diye düşünüyorum. Şimdi Fatih Bey, son 6 dakikamız, 3 tane soru daha sormak istiyorum ben size. Öncelikle tabii ki 2021 nasıl başladı ve sektörde 2021'de neler bekliyorsunuz? Müşteri çeşitliliği anlamında tabii leasing sektöründe bu dönemde ne bileyim e-ticaret çok aktif ve hızlanan bir sektör oldu. Yine temizlik, lojistik, hijyen ürünleri sektörleri önemliydi. Kısaca 2021 beklentinizi alabilir miyiz? Şimdi gene bu şey bize çok yol gösterici. Finansal Kuruluşlar Birliği'nin istatistikleri, bu dijital ortamda sözleşme tescil rakamları. Şimdi 2021 nasıl başladı derken hakikaten görüyorsunuz. Şirket bazlı iş geliyor, yapıyorsunuz. Daha çok iş yapmaya başladığınızı seziyorsunuz. Bu istatistikler, evet, baktığımızda Ocak ayı istatistikleri de hakikaten 1311 adet kontrat imzalanmış. Bir önceki yılın Ocak ayına dönüp baktığınızda bunun %37 büyümeye tekabül ettiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla imzalanan sözleşme adetleri bu ilk Ocak ayı itibariyle önümüzdeki günlerde Şubat'ta yayınlanır. Önümüzdeki bu yıla ilişkin umut verici rakamlar bunlar. Hakikaten iyi geçeceğini, çok bizim elimizde olmayan başka hadiseler gerçekleşmemek kaydıyla bu şekilde giderse bu yılı da büyüyerek kapatacak. Kaldı ki sektör oyuncularının genel tahmini de bu adette de 331 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. %14 dolar bazlı, %14 büyümeye karşılık geliyor bir önceki yılın Ocak ayına göre. Bu ilk ayın sonuçları da bu sektör oyuncularının aşağı yukarı %15'lik bir büyüme beklentisiyle de örtüşüyor. Dolayısıyla bu anlamda pozitif bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz açıkçası. Sektörler bazında baktığınızda evet, işte e-ticaret, lojistik, mesela atıyorum hazır giyimde sıkıntı olabilir ama onlar da hızlı bir şekilde işte medikal tekstile dönenler oldu. Buradan ihracat yapanlar oldu. Diğer tarafta ev tekstilinde ve buna ilişkin makine yatırımlarında gelen yatırımları da görüyoruz. Tüm bunlar aslına bakarsanız yeni yeni sektörleri de keşfetmesi leasing sektörünün, buralardan da yeni müşteriler, evet, bünyesine katması anlamına geliyor. Fakat toplamda baktığınızda da işte global anlamda leasing sektörünün geleneksel yatırım alanlarının içerisinde halen kaldığını görüyoruz. Toplamda 2020 yılında 3.3 milyar dolar aktifleşme gerçekleşti. Bunun %18'i gene iş makinalarından geliyor. Diğer %14'lük kısımda makina ve ekipmanlardan. Burada tekstili ayrıştırıyoruz. Kalan yine tekstilin, özellikle ev tekstili tarafında önemli bir kısmen de olsa bir artış var. Burada çok farklı, evet, bir şey de var geçtiğimiz yıl için, yaz ayı için. Orada özellikle izole bir şekilde tatil yapmak isteyenler tekne talebinde bulundular. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında önemli ölçüde tekne talebi aldığımızı söyleyebilirim. Fatih Bey, şimdi çok az bir zamanımız kaldı ama şimdi leasing KOBİ'ler için çok önemli. Türkiye ekonomisinde baktığımızda %99'u KOBİ, istihdamında yaklaşık %75'i KOBİ'ler üzerinden. Neden önemli? Çok kısa alabilir miyim bitirmeden? KOBİ'ler aynı zamanda leasing de KOBİ'ler için önemli. Sektörün toplam müşteri rakamlarına baktığınızda adette %75'i KOBİ'lerden gelir.
Hatırlayın, geçtiğimiz yıl özellikle kredi garanti fonu teminat verdi KOBİ'lere. Bunların krediye ulaşımını kolaylaştırmak için. KOBİ'lere baktığınızda teminat sunmak, vermek önemli bir zorlayıcı bir faktör olarak önlerinde durur. Leasing'in iş yapış biçimine, doğasına baktığınızda sizin satın alıp kiraya verdiğiniz makina kendiliğinden mal sahibi olduğunuz için, makinenin sahibi olduğunuz için teminat niteliği teşkil ediyor. Bizler bünyelerimizde makine mühendisleri de çalıştırıyoruz. Onlar o makinelerin değerlerini iyi biliyorlar. Yıllar itibariyle hangi değere ulaşacağını iyi bildikleri için onu ilave bir teminat istemeden doğru makine yatırımlarında onu teminat olarak kabul edebiliyor. O yüzden de kendinden teminat olması malın KOBİ'lerin krediye, uzun vadeli krediye ulaşımını kolaylaştırmakta. Bu bir kere birinci faktör, kendi teminat niteliği olması. İkincisi de leasing sektörü uzman kadrolarının yanında sektörde kendini ispatlamış gümrük müşavirleri, vergiciler gibi aynı zamanda finansal danışman, dış ticaret uzmanlarıyla çalışır. Bu da ciddi bir bilgi birikimidir. O yüzden de KOBİ'lerin özellikle onlara iş yapış şekillerine yardımcı olması anlamında ciddi bir destektir. Leasing sektörünün böyle bir faydası vardır onun. Evet. Fatih Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Leasing sektörünü detaylı bir şekilde anlatmış oldunuz, aktarmış oldunuz. Tekrar teşekkürler. Finansal Teknoloji'nin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun'du. Fatih Torun'la birlikte hem leasing sektöründeki dijitalleşmeyi hem de sektörün 2021 beklentilerini konuştuk. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.